Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz bugün CSGO skins'teyiz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün katlama katlamaya devam ediyoruz. Eğer sen de katlamak istiyorsan burada arkadaşlar kodumuz DEX. Buraya DEX yazıyorsun. Sana %10 bonus ayrıyeten 0.50 dolar bedava para veriyor arkadaşlar. Yani bedava paranızı almayı unutmayın bak. Bedava paranızda gelip bak burada 50 dolarlık yani 0.50 centlik para var arkadaşlar. Para var diyorum kasa var. Bu kasadan açabilirsiniz benim <laughs> dinlenme saatim gelmiş bak bu her zaman böyle vermiyor yani güzel de verdiği oluyor kötü de verdiği oluyor yani al mesela avp skinin yok bak bedavadan avp skinin oldu kaç dolar 0.18 dolar yani gel buradan aç direkt de çek yani al git yani bunu bak al sana pompalı skini bayağı da güzel yani Sent olarak kötü. ama bak 0.50 verdi. Al bunu. Çık. Yani bu kadar basit arkadaşlar. E, CSGO skins gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burada mesela şöyle yani düşük kasalar da var. Mesela Loyal Case çok iyi değildi de. Yine bir açalım bu kasadan. Yani bu kasa baya güzel. Yani baya güzel kasaları var arkadaşlar. Açabilirsiniz. Şimdi biz bugün ne yapacağız bak. Biz bugün ne yapacağız? Size söyleyeyim. Kasa savaşı yapacağız güzel bir kasa savaşı yapacağız. En son kasa savaşında kaybetmiştik. Bugün katlama günü arkadaşlar. Bugün bu kasa savaşından güzel para kazanma günü. O yüzden güzel paralarımızı kazanalım. Şöyle Deagle kasalarından. Genelde arkadaşlar şöyle şey kasalarından koyuyorum. Bundan 6 tane koydum. En fazla 20 kasa ekleyebilirmişiz. Ya şu %1'lik kasayı kaldıracağım. Birkaç tane de şunlar. Ya neyse ya. Bugün farm kasası arkadaşlar. Bugün farm günü. Eğer buradan item alırsak zengin olduk yani. Ya bunlar önemli değil de şu Diğerlerinden alırsak çok iyi olur, güzel zengin eder bizi. Edrin'i çağırdım bot olarak. Buraya kazanmam lazım, para lazım, para lazım. Abi gerçekten para her zaman lazım olur mu ya? Para gerçekten bir gereç oldu ya. Abi para her zaman lazım bize. O yüzden mining kasalarından ekledim. Ben mining'i çok severim arkadaşlar. Zaten bir dönem de yaptım. O dönem çok iyiydi. Hatta onun için bir güneş enerjisi falan alacaktım. Keşke alsaymışım ya. Birazcık daha devam etseydi. Hani elektrik de bedavaya gelecekti. Deli gibi para kazanacaktım. Yani ayda mesela 40 bin lira veriyordu. 10 bin lirası e, bunun şey oluyordu. Elektrik geliyordu. Eğer bir tane şey alsaydım. E, 150-200 bin lirayı alabilirdim. 15 ayda da o elektrik fiyatı fiftilerdi. Ayrıca kendim de vermezdim elektrik. Ayrıca de bana kalırdı. Baya güzel olurdu. Ama istediğimiz gibi olmadı. Sıkıntımız yok ya. İyiyiz yine. Yani Ethereum kazma bitti. O yüzden sıkıntıya düştük. Ama sıkıntı yok. 163 dolar verdi de. Bu bizi götürmez ya. Ben bir tane Ruby bekliyorum arkadaşlar. Abi Karambit Ruby'ye hastayım. Daha doğrusu M9. M9 Bayonet Ruby'ye. Karambit değil ya. Ben niye Karambit'le Bayonet'i karıştırıyorum onu da bilmiyorum. Neyse şu an kötü gidiyoruz. Yani bunu alsam bile almasam da aynı yani. Alsam da almasam da değişen bir şey yok yani. 163 dolar, 3000 dolar verdim. Buradan bir tane güzel item bekliyorum. Bak 3000 dolar verdim buraya. Yani yapıştırman lazım güzel itemleri. Bekliyoruz. Hala 5 tane kasamız var. Ananı satayım. Talon knife aldı. Sıkıntı yok. Ben ruby bekliyorum. Devam. Son 3 kasa. Hadi oğlum bir tane rubi lan, bir tane lan, bir tane lan. Son 2 kasa. Bir tane rubiye ihtiyacımız var. Şuradan bir tane rubi almam gerekiyor. Hala gelmedi son kasaya. Hadi lan. Bunu alsam da bir şey değişmez ya. 600 dolar ediyor ve alamadık bu rubi kasalarını bir dönem salacağım. Çünkü bununla bayağı bir para katladık 30 bin dolar. Yani 15 bin dolarını zarar ettik. Yani tekrardan katlamamız lazım. Bize para lazım arkadaşlar. Şundan bir 5 tane koydum abi. 5 tane oluşturdum. Bir bakalım ya. Bu kasa da güzel bak. Bu mor kasası bayağı güzel. Açabilirsiniz sizde. Alex'i çağırdım. Alex. Alex neydi lan bir zamanlar? Abi var ya Alex abi ya. Abi ben o zamanlar hani Fenerbahçeli değildim. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu neydi ya? Alex Fenerbahçe yazdım bakayım. Çıkacak mı? Bak. Abi inanılmazdı ya. Geldi mi? Ama bunlardan telif yeriz diye korkuyorum ya. Çok iyi ya. Abi böyle o dönemleri bilmeyenler için söyleyeyim, hani mesela şey oluyordu bak, o zamanlar Fenerbahçe gerçekten çok güzeldi ya. Bak o zamanlar için söyleyeyim, mesela Fenerbahçe bir şeye sıkıntı yaşıyordu, hemen bir Alex bir tane uzaktan böyle bir tane vuruyordu, gol oluyordu, kurtarıyordu. Alex gidiyordu işte, sonra mesela Semih vardı, Semih Şentürk. Abi dakika 80'de adamı bir sokuyorlardı, 84'te dakika 90 olmadan iki tane gol atıyordu abi. Abi o zamanlar çok güzeldi ya Fenerbahçe. Neyse bu video bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaş hayırlı olsun. Evet. Görüşürüz.